Kanka dediğimiz gibi patlıcan mutfak kadar başka bir şey yok. Söyledik yani, söylüyoruz ama millet inanmıyor yani. Farklı bir şey yok kardeşim arabada. Aa bak burada cam plaka. Güzel, mide yakar, tertemiz. 3 bin motora. Evet, deneyelim mi abi? Deneyelim mi? E tamam, hadi gelin deneyelim o zaman. Ya boş ver, uğraşma. Şöyle, şimdi range'de denediğimizde arkadaş işte abi arabada ne var tarzında bir soru sordum. Desem ki işte bamya var, bu ağır kaçar. Ya desem ki hani işte şu turbo var kardeşim, şu arabada şöyle yaptık falan filan desem, orada muhabbet bir yere varmayacak sonuçta yani. Arabadan anlamayan insanlar da benim videolarımı izliyor. Onun yerine Musakka demeyi tercih ettim. Musakka ben mesela hani tam tersine millet sevdiğimi zannediyor ama sevmediğim bir yemek. Yani yerken midem yandığı için sevmiyorum. O yüzden o an öyle gelişti. Musakka dedim. Bir önceki videoda mesela kuru pilav demiştim. Hani bu tarzda aklıma geliyor öyle anlık sorularda. Onca videonun arasından insanlar işte patlıcan musakkanın şeyini tuttu. İşte sonra ne oldu? Bu arabanın adı işte patlıcan golf oldu. Musakka golf oldu. Böyle de kaldı. Böyle de gidecek inşallah. E92 ile arkadaşlar biraz biz en başta biraz böyle muhabbet şeyli başladı. Sert başladı muhabbet çünkü... Kardeşim yanlış anlama da orada girsem çok kötü kaza yapardın, ondan girmedim. Aynen fark etmez ki, girseydin de geçerdim sanki. O makas atıyordu, ben kendi yoluma gidiyordum ama şimdi benim gireceğim yere girmek haktı. Yol verdim yani ben ona. Tam tersi ben girmiş olsaydım o da bariyere patlayacaktı orada. Öyle pislik yapmak istemedim. Daha sonra işte ışıklarda denk geldik, konuştuk, hani gazladık. İzmir bombası var kanka. O arkadaş mesela daha sonra şey dedi. Kanka ben arabamı yazılım yaptım, half trist yaptım. Bir daha deneyebilir miyiz dedi ama ben denemedim yani çünkü ben bir kere dövüşürüm. O da oradaydı yani. Abi ben Fıratan, 26 yaşındayım. Memleket Mardin, doğma büyüme İstanbul Zeytinburnu. Kanka ben zaten motorla başladım bu işe yani, araba o zaman yoktu. Araba düşmanıydım yani, tam tersine ledlerdi ki hani araba alacağım, araba düşünüyorum. Yok yani, hiç araba düşmanıydım ama şu an çok farklı. Motoru bırakmak zorunda kaldık. Yani güzel anılar biriktirdik. Kötü olanları aklımıza getirmemeye çalışıyoruz. Yani ne kadar getirmeye çalışsak da izleri var vücudumuzda. 20 yaşıma gelmişim işte, askerden sonra gene bir kaza geçirdim. Artık hani dedim kolum bacağım kopmadan bu işten sıyrılmam lazım. Hem sevdiklerimiz üzülmesin, hem biz üzülmeyelim, kimse üzülmesin diye. İşte askere gitmem 2 hafta falan var 2017 tarihinde. Böyle düz güzel bir yol vardı. Orada skuterla tekerde gidiyordum. İşte daha yani 100 metre 200 metre kadar gittikten sonra şöyle sol tarafımda bir şey fark ettim. Böyle kafamı bir çevirdim. Baktım trafik şahin. Motorlar var ya işte beyaz kemerler. O indir indir dedi. İşte indirdim, çek sağa dedi, çektim sağa. Kaskımın kafasında kamera vardı. Polis şöyle döndü dedi ki kaskın dedi kamerası da çekiyor mu dedi. Yok abi dedim çekmiyor yani, ben de hani çekmiyorsa seni bırakacağım bak falan filan bekliyorum. Seninki çekmiyor ama benimki çekiyor dedi. Göğsündeki kamerayı gösterdi bana. Dedim ki abi ehliyetimi alma, askere ehliyetsiz gitmeyeyim. Hani belki yanlışlıkla şoför falan olurum. Hani bir şekilde kendimizi kurtarırız edasıyla. Abi dedim ehliyetimi alma. O bana cezayı kesti. Ben 100 ceza puanını orada tamamlamışım. Ehliyetimi tam 4 sene sonra 2021'de benden geri aldılar. Aynı motorda kullandığım kamerayı arabaya da koydum. Arabanın tepesine koydum kamerayı. Orada da işte güzel anıları çekiyorduk. İşte gazlamaları böyle ufaktan sağ yapma, sol yapma vesaire falan. Bu araba hikayeleri işte gazlamadır, roldür vesaire falan bu kadar çok bilinmiyordu. Yani gizli saklı grupların içinde, Facebook gruplarının içinde oluyordu bunlar. Instagram'da işte biraz daha yayılmaya başladı işte dizel arabalar vesaire falan. Ben de artık hani paylaşmak istedim. Daha önceden de zaten uğraşıyordum bu işte. Video çekiyordum, editliyordum vesaire falan. Bu kadar duyulacağını bilmeden yaptım bu işi. Çok şükür güzel tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık. Kötü yorumlar da oldu. Onları da eleştiri olarak sayıyorum. Ben şimdi ilk videomu attım. Daha sonra ikinci videoyu çekme kararı aldım. Çünkü ilki biraz tepki aldı. İkinci videoyu anlayken çektim. Cumartesi akşamı çıkıp gazlıyorduk. Hava güzel, hoş. O range denk geldi. Topkapı yolu tarafından girdik. Böyle o arkadaşlar işte arka sisleri açık böyle kendini belli ediyordu yani yolda.
Ben de baktım hani bu oynuyor. Dedim ki ben de katılayım arkadaşa. Sonuçta biz de bu arabayı gazlamak için yaptık yani. İşte ben bir geçtim yanından. O benim geçti. Daha sonra farklı bir sapağa bağlandık. Orada baktım hala da geliyor yani. Sidini alamadı benden. Ondan sonra ben çektim, sağa gelmesini bekledim. Tam da o sıra kamera hazır zaten. Direkt kameranın tuşuna bastım. İşte geldi yanımıza, aramızda öyle bir diyalog geçti. İşte ben basmadım tarzında. Ben dedim ki hani madem basmadın gel basalım görelim. İşte hanım istemiyor tabii o sıra. Çocuklar çünkü biraz böyle hızlıyız modeli. Ondan sonra bastık. Güzelce videoyu aldım. Hadi dedim ki buna güzel bir edit gider ama dedim yani. Bunu dedim paylaşırım. O videoyu paylaştık. En çok izlenen video o oldu. Ama gerçekten de hanımın yanında kendimi çizdirmezdim yani. Orada 5 sene de olsa 5 sonuna kadar da basardım. Geçirmezdim yani kendimi. Deneyelim mi? Tamam hadi gelin deneyelim o zaman. Ya boş ver. Tabii şöyle de bir şey var ama geçilmeyeceğimi de biliyorum yani. Ağırlık güç eğrisi diye bir şey var yani. 3 ton araba mesela benimle yarışamaz zaten. He uzun da belki hacim konuşur ağırlığı tolere ettikten sonra ama zor yani şehir içinde nerede sen 250 basacaksın? 50-150 arası basarsın en fazla yani. İnsanların canını tehlike atmaya gerek yok. Bu işi ben çıkar otobanda da yaparım. Aslında bu işin gerçeği evet orada ama öyle bir derdim yok. Hani öyle bir derdim olsa ben giderim hani arabanın şu anki setup değil çok farklı bir setup yapardım arabaya yani. Ben gündelik modda işte şehir içi haz verecek şekilde yaptık setup'ı. Ama şimdi iş denemeye dönerse ben bu arabayı çok farklı yaparım yani. O başka. Daha önce hızlı arabalara da bindim. Sonuç olarak ışıklardan ışıklara basıyoruz. İşte 20 ile basalım. 130'da 140'da falan bitiyor yani en fazla. O oluyor. İşte 300-400 metrelik aralıklarda basıyoruz. Çekmediğime çok pişman olduğum bir deneme. Porsche Taycan. Yani Polo GTI'm vardı benim. İşte K04 hibritli. Çok detaylara girmeyeyim. Herkesin anlayacağı şekilde. 400 küsür beygirlerde bir arabaydı. Ağırlığına göre güzel giden bir arabaydı. 7-8 saniye falan süre koşuyordu. Porsche Taycan da o süreleri koşuyordu ama onun bir avantajı vardı. O her bastığında o süreyi alabiliyordu. Ben o süreleri çok limitlerde alıyordum. Yani her basımı benim için bir tehlikeydi yani. Ama arabayı kırabilirdim. Ayarlanmış bir denemeydi. Arabada bizim çok yakın sevdiğim bir abimdeydi. Yeni almış. Onunla denedik. 80 civarı falan bastığımızda ben tutunmaya çalışıyorum. O bız diye böyle kafa atıyordu yani arabana. Daha sonra işte baktım ki beni böyle altlara basınca geçiyor. Dedim ki abi hani 110 civarı basalım. Belki biraz daha tutunabilirim. Denk gidebiliriz. 95-100'de bastığım zaman o mesela bir boy çıkıyordu peşine hemen geliyordum. İşte 180'lerde 190-200 o civarlarda kafa kafaya gidiyorduk. 210-220 geçmeye başlıyordum artık. Çünkü 230 civarlarında o arabada bitiyordu. Ama tabii bitene kadar o 100-200 arasını bana iliklerine kadar hissettim. Ettiriyordu yani o elektrikli araba. Öyle güzel bir denemeydi ama hani keşke çekseydim o denemeyi. Çok güzel bir denemeydi çünkü. Tabii Porsche Taycan geçmişimiz de var yani. Şimdi ben Delsol'ümü ilk aldığım zaman araba stok 160 beygir egzozu var. Daha ilk günü böyle onun heyecanını yaşıyoruz. Çok affedersin tuvaletim geliyor yani sürekli. Arabayı yeni almışım ilk günüm içim kıpır kıpır. Arkasında da böyle kocaman bir egzoz var. Gören yani denemek istiyor. Flora tarafında sahil yolunda giderken bir tane Scirocco. Bak gerçekten yani onunla denemem için her şeyi yaptı. Sağımdan geçti, solumdan geçti ama böyle geçmiyor yani çapraz geçiyor. Bir sağımdan geçiyor, bir solumdan geçiyor. Dörtlü yapıyor işte el çıkartıyor. Denemek için her şeyi yapıyor. Ben arabayı tanıyorum ama hanım tanımıyor. Hani kur yaptığını hanım bile anladı. Bak Scirocco bize iş atıyor tarzında bir şey söyledi. Flora'yı falan geçtik. Yol biraz daha Bakırköy'e doğru düzenirken yan yana geldim. Ki aldım bir tek açtım işte 60-65 civarı 70 civarı. İki, üçe bir koydum. Ondan sonra baktım işte Scirocco'yu ayırmaya başladım. Hanım da bana bakıyor işte yan koltuğundan bana bakıyor. Nasıl geçiyor bu araba diye. Tabii bilmiyor da 160 beygir bir araba olduğunu. Hanımın yani o arabaya ilk aşık olduğu vakit o denemeydi yani Scirocco'yla. Çünkü Scirocco bana hiç tutunamamıştı yani. Büyük ihtimalle 125'lik bir Scirocco'ydu. Yazılım mazılımı vardır da detaylar çok girmeyelim. Fark etmiyor. Sonuç olarak bana denemek istedi. Ben de ona denedim yani. Benim tek hobim cadde olduğu için, araba olduğu için. Hanım da en başlarda mesela korkuyordu. İşte motorlu arkama çok gezdi mesela benimle. Çok şükür motorlu hiç kaza yapmadık. Arabayla da beraberken hiç kaza yapmadık. Ama benim tek hobim olduğu için o da benimle eşlik etmek zorunda. Çünkü eşlik etmezse ben onunla beraber rahat olamam. Beraber bir şeyler yapamayız. Atıyorum mesela ben kendimi tatmin etmeye ayrı çıkarım. Ona vakit ayıramam. O yüzden o da bu işe adapte oldu. Yani artık keyif almasa sizi yani yaptırır mı yani sence bana? Gazlatır mı? Beni gazlatmaz tabii. O da keyif alıyor bu işten. O da seviyor. O da benimle beraber bu işlere aşina oldu. Şoförlüğüme de güveniyor. Ben de her yere
girmiyorum yani. Mesela insanlar zor durumda bırakmayacak şekilde gazlıyorum, hani atıyorum dolu olan bir yolda gazlıyorsam da. Arkamdan gelen araba bile benim ne yapacağımı az çok tahmin edebilir. Çünkü tadında bırakıyorum. Şerit değiştiriyorum yani sadece. Atıyorum mesela o şerit dolu, devam etmek için başka bir şeride geçmem gerekiyor ki o yüzden geçiyorum. Yani amacım makas atmak değil. Arabacılığa ilk başlama serüvenimiz Honda Civic'le oldu. 94 model beyaz sedan bir arabaydı. Daha sonra ben bu arabayı arkadaşıma sattım. Ertesi gün aynı arabadan gittim bir daha aldım. O 1.5'ti. İşte bu sefer 1.6'sını aldım. Biraz daha hızlıydı yani. 40 beygir falan fark vardı ama caddede güzel hissettiriyordu. Daha sonra işte aynı arabadan 2 tane var. Bir arkadaşımız daha vardı. Dedi ki hani madem sizi aldınız ben de aynısını alayım o zaman. Şansa ona da beyaz sedan 94 model bir araba aldık. İşte 3 arkadaş beraber yıkamaya gidiyoruz. Akşamları çıkıp takılıyoruz, gazlıyoruz böyle. Kendi çapımıza takılıyoruz. Yine bir akşam çıktık. Kendi aramızda sürekli gazlıyorduk. Zaten hani öyle bir moddaydık ki hani kafamıza kuş sıçsa lan işte bize kanat çırpıyor yani yarışalım. O moddayız yani. Yaşlar 20, kan hızlı akıyor. Sürekli böyle hani birisi böyle yan baksa hadi yarışalım. Tam bu moddayız yani. İşte çıktık gene bir gün ama o gün hiç gazlamadık. Orta şeritte gidiyoruz 3 araba peş peşe böyle. 3 tane Honda Civic. 3 tanesi de sedan. 3'ü de beyaz. Sol şeritte bir araba var. Sağ şeritte bir araba var. Bu iki araba tartışıyor. Biz de bunların ortasındayız. Bu soldaki araba sağa böyle sert bir giriş yapıyor. Bizim öndeki de hani bunu görünce bana çarpmasın diye ani fren yapıyor. Teyiple oynayan ben şarkı değiştiriyorum. Görmem bir de zang diye kafamı vurmam bir oldu. Kafamı çarptıktan sonra dikiz aynasına baktım. Geliyor. Üçüncü de geliyor. Üçüncü arkadaş geldi zang diye o da bize girdi böyle. Üçümüz, üç arkadaş E5'in ortasına tost olduk. Daha sonra işte indik arabalardan. Ulan biz ne yaptık? Nasıl oldu? İşte biz öndeki enayiye kızıyoruz biz. Sen ne yaptın oğlum? Niye frene basıyorsun E5'in ortasında? Yol bomboş. Böyle değişik bir anıydı. İnsanları böyle artık hani kendi istediğime çekmeye çalışıyorum muhabbet içinde. Adam mesela deneyelim diyorum. Adam neyi deneyelim diyor. Abi yani yarışalım yani, anladın mı? Bizim jargonumuzda deneyelim yarışmak demektir ama adam bilmediği için, o işin içinde olmadığı için adama farklı şekilde anlatıyorum. İşte yarışalım abi diyorum. Şuradan şuraya basalım. Nasıl yapacağız yani diyor adam. Abi işte ışıklara başlayalım sonra basalım diyorum mesela. E tamam kaçta bırakacağız? Abi yol bitince bırakacağız yani, kaçta bırakacağız? Yol bitiyor yani 200 metrede 300 metrede yol yani, ne kadar basacağız? Şimdi mesela şey diyenler de oluyor videoların yorumlarında. Ya işte o araba senin uzunluğuna geçer. Benim arabam da kısa da iyi. Ben de çıkıp otobana 250 yapmıyorum yani, ne yapayım? O yüzden geçiyorum yani, ne yapayım? Beni geçsin 250 mi basayım yani? 525 denemesinde mesela. Şimdi yorumlarda adam şey yapmış. O araba 240'tan sonra yola oturuyor. Abi ben bir... Ya 500 metrelik yolda nerede 240, nerede 250 yapayım yani? Kendimi gidip geçireyim mi adama? Bu yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Atıyorum mesela benim Şahin'im var. O benim için en iyisidir. Sen bana ya işte Golf'ünü de getirsen, atıyorum Porsche'unu da getirsen, Ferrari'sini de getirsen benim olmadığı için iyi değildir yani. Benim kendi sahip olduğum benim için her zaman en iyisidir yani. Gerçekten hedefimde bir araba yok. Allah neyi nasip ederse o olur. Allah herkese daha iyisini nasip etsin inşallah. Yani ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Caddelerde büyüdük. Kimseyle bir derdimiz yok. Bizden hızlısı tabii ki vardır. Çok hızlı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama hızlı olduğumuz zamanlar da vardı. Rabbim herkes için hayırlısı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.